Evet değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaçkar Televizyonu, Stüdyo Leyza, Pozitif Reklam, Aziz Karali, Harbeli Aksesuar, Karadeniz Rüzgarı Riva, Elimsan Elektrik, Vakfı Kebir Ekmek Fırını, Habibler İbrahim Kazdal ve Miraç Çakmakçı Kundura Ayakkabı Hastanesi katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yanımızda değerli bir kardeşim, arkadaşım, sevdiğim candan bir kardeşim var. Kimdir, nerelidir? Sözü de fazla uzatmasan kardeşimize, arkadaşımıza hoş geldin diyelim. Evet, şuna hoş geldin, safalar getirdim. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsınız? Allah'a şükür, yaşıyorsunuz. Teşekkür ederim. Şu anda yayında Miraç TV'desin. Sizi bir tanıyalım izleyenler açısından. Adım Şenol Aksu. Evet. Rize'nin, Körüncü'de kendimi. Emre Aksu'nun da oğluyum. Allah rahmet eylesin. İstanbul'da yaşıyorum, Habibler köyünde yaşıyorum. İş yerim de İstanbul'da. Evet. Siz sorun, ben size cevap vereyim. Şenol... Evlisin tabii. Allah mutluluğunu daim etsin. Bunu biliyoruz. Bu yaşa kadar zaten evlenmediysen o biraz yaş. Ama bu yaşa kadar zaten bizim kardeşlerim gibi erken evlenir. Şimdi Şenol, evliliğiniz nasıl oldu? Onu önce bir konulara değinelim. Ondan sonra ben iş konusunda. Evet. Evliliğim çok hızlı oldu. Nasıl? Bir ay içinde nişanlanıp ben vermişim. Kimin vasıtasıyla oldu? Sevdalık mı yapalım? Ya, akrabaların vasıtasıyla oldu. Gönlüsüyle oldu. Evet. Görüntüsüyle oldu. Bir ay içinde işte evlendik. Hanım, mutluyum. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Çünkü bunu herkese söylüyoruz. Yaradan da bundan mutlu olur. Ailece kişilerin mutlu olması. Şimdi hem yaradan hem kullar. Hanım nereli? Hanım da Rizeli. Neresi? Rize'nin Ambarlı köyünde. Ambarlı köyünde. Ambarlı kim? Bayram Öksü. Şumatoz'dan diyorlar bunlar. He. Bayram Öksü. Ya, yaşıyor mu kayınpeder? Yaşıyorlar. Kayınlarım yaşıyor. Allah uzun ömürler versin. Selamlar olsun evet. Buradan da Ambarlı'a, oradaki tüm tanıdıklara. Şenol, kaç çocuk var? 3 tane çocuğum var, Allah bağışlasın. Allah bahtlarını açık etsin. Şenol, Rize'de doğdun değil mi? Rize? Ben Rize'de doğdum. Neresinde? Rize'nin hastanede doğmuşum, Rize'de doğmuşum yani. Hastanede doğdum, ne de olacağım? Yok, yani. Tamam. Hastanede... Bilmiyorum, bu kadar, kadar aklım kesmiyordu ya. Şenol, sen hastanede mi doğdun? İşte he hastanede ya. Ama ya, o kadar kesmiyordu ya. Ben onun evde doğdum. Yani eskiden öyle kocalarlar ya, vardı, ebeluk yapardılar. Aynen. Sen demek daha işte böyle şey zamana doğdun değil mi? Geç zamana doğdum, biraz daha modern zamana doğdum. Modern zamana doğdum. Olabilir yani. Arabada çok yaş var, 15 yaş var arabada galiba. Yok. Oğlum. Yok mu kadar? 49 sen kaç? Ya 43 ya işte o kadar. Aynıyız. Fazla yaşıyor. Önemli olan diyorum ben 20 yaş. Şimdi Şenol, güzel bir sohbet yapıyoruz. Biliyorsun bu yayınları arşive koyuyoruz. Birçok dostlarla böyle yayınları devam ettiriyoruz. Yayınımızı alıyoruz. Sizi yüzünü diye demiyorum. Ben insanları seviyorum. Sizi de ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Siz de aynı öyle. Devamlı ziyaretime gelirsin. Güzel dostluklarımız var. Ömür sonuna kadar devam etsin inşallah. Öldükten sonra da böyle birbirimize rahmetle anarız. Maşallah zaten insanlar sevdikleriyle beraberdir. Şimdi Şenol, iş konusunda ne işle uğraşıyorsun şu anda? Ticaret uğraşıyorum. Ben evet. Şu anda plastik sektöründeyim ben. Evet. Üretim yapıyoruz. Mobilya sektörü ve inşaat sektörü makinelerim. Çok güzel. Onlara işte ek malzemeler veriyoruz. Profiller veriyoruz. Evet. İşte çalışıyoruz şu anda. Sıkıntılarımız var. Oluyor. Olur. Şu anda şey ticaret tepoyla olur. Evet. Yani işte Allah'a şükür. Altına kapmaya kalkıyoruz işte. Yani zor ama kalkıyoruz işte. Allah kolaylık verir. Allah sağlık, sıhhat versin. Şunu bir de biliyorsun kemancıyla uğraşıyorsun. Onu da izleyenler açısından söyleyelim. Zaten beraber çok bunlara gidiyoruz. Bizim Mehmet kardeşimiz olsun. Genç kardeşlerimiz var. Kader. Birçokları. Aslında bu iş, kemancı olayı böyle insanın beyninde işler derler ya, bu hastalık gibi bir şey. Ben çok bırakmak istedim, bırakamadım. Başka kötü alışkanlığımız yok şükürler olsun. Evet, doğru. Onu da anlamlı çaldıktan sonra da bir mahsuru da yoktu. Siz bu kemancıya kısa bir zamanda başladınız. Kemancı bizim dedemizde. Dedelerim kemancı, dayılarım kemancı olduğu için onunla merakı bize de var. Şey 15 yıl çalıyorum kemancı. Ben çok eski çalıyordum böyle gelirdi evet, yani. Biraz bakardık işte. Yine de çok iyi çalamasak da fena işte, sayılmazdık. Daha önce zaten saç salmak vardı bende. Ben de çalamadım, ettim onu lahana kepçesi. Bizim Mehmet de saç salardı, o odunu attığını, sobaya attığını. Benimki gene işe yaradı yani. Bu arada çekimimizi de sağ olsun arkadaşımız, kardeşimiz Mehmet Kışbir.
güzel katkıları oluyor bize. Güzel görüntüleri yapıyor. Kamera kendisine veriyoruz. Kendisi de bizim yayıncılıkta sağ olsun güzel katkıları, destekleri oluyor. Her zaman da yanımızdadır. Onun için teşekkür ediyoruz Mehmet'e. Şenol, dünyanın her yerinde artık sizi izleyecekler. Sevdiklerim var. Sevdiklerimi ne söylemek istiyorsun? Sevdiklerimi çok seviyorum. Ben zaten insanları seviyorum. Çok kimseye karşı bir kinim yoktur. Evet, en güzeli de o. Ben doğru ve dürüst insanın kaçmasını istemiyorum. Doğru ve dürüst olsun herkes. Herkes birbirine saygı sevgiyle baksın. Güzellikler olsun yani. Hayat bir sefer var. Ona göre değerlendirelim diyorum. Herkese selam söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum Şenol. Size güzel hediyelerimiz var böyle arkadaşlarımıza. Size daha bir şey daha torpilli oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Trabzon'da Adem Kul selamlar, sevgiler gönderiyoruz kendisine. Karadeniz keşanları böyle satıyor. Şenol Trabzon'a gittiğim zaman güzel hediyeler hazırlamış bize. Biz röportaj yaptığımız kişilere vereceğiz o hediyeleri. Ben de gelirim hediye burası canım. gideriz beraber. Bu arada Şenol, güzel size bu YouTube abi ben giyemem ki ya. Ya bunu niye bak? Bunu sana verecek de bu biraz yıkadı bunu. Tozlanmıştı. Çekti biraz. Bunu yine köşesine bir yere koysun. Tamam, çok teşekkür ederim. Koysun. Bir de size hastaneye gönderiyoruz. Bize logomuz var burada. Siz söyleyin, 10 yaş gençleşiyorsun Şenol. Allah Allah. Hiçbir sağlık sorunu kalmıyor. Yalnız hatun izin veriyor mu gençleşmeye? Bazıları vermiyor. Böyle kamera çekiyor. Verir. Sorun yok ya. Sorun yok. Tamam. Yani gerçi sağlıklısın da bir şey daha bakımdan geçsin daha iyi olur. Şenol, her zaman ona da bakacağız. Evet. Yani. Şenol, bir de kaplıcaya gönderelim. Tamam mı? Hasan Koç var orada. Afyon termal tesislerine bir hafta pişiyorsun. Mehmet'i gönderdik. Mehmet oradan geldi sıcak suya. Anlıyor musun? Suyu ayarlamaya bazı Mehmet ayarlamasını yapmadı. Zor kurtardı. krem süründü böyle. Sen o hataya düşme Mehmet gibi. Tamam mı Şenol? Yani bir hafta dönüştü. Oradan da gelirken afyon sucuğu getirirsin. Getirirsin. Bir kilo kadar götürsen yeterlidir. Özellikle Mehmet, Şenol. Biliyorsun bizim kasetlerimiz var. Böyle gelin Allah diyelim, kaptan bahsesiyle diyelim, sordum Sarı Çiçek'e, bir de sonra vaiz var. Bir de bir normal beraber yaptığımız bir CD var, onu da zaten arabada dinlersin. Şenol, hediye bul. Ben bir daha giderim. Tabii, hediye bul. Samsakızı çoman armağanı, hediye çekimiz var Şenol. Yani böyle sağ olsun dostlarımız böyle hayır için veriyor, biz de dağıtıyoruz. Mehmet'in miktarından daha fazladır bu seninkisi. Şimdi Mehmet çok seviyorsun herhalde. Mehmet diyorsun. yok. Mehmet'i severim. Yok yani bundaki hediye çekinde Mehmet'in iki katı var. Yani torpil mi bana gelir? Torpil. Yanlış oldu. Mehmet'e eksik verdik ama olsun dedi fark etmez dedi. Şenol'a ver dedi benim yerime. Bak orada sen ne kadar sevdiğini. Şenol sizi seviyoruz gerçekten. Allah uzun hayırlı ömürler versin. İşlerinden başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Tamam Şenol'cığım. Kameraya da bir yakışıklı sallıyorsun böyle. Tekrar teşekkür ediyoruz. Yayına çıkabilirsin.